o dragon dedikleri ejderha esasında enflasyondur. Hı hı. Yani fiyatların çok artışını FED mutlaka bir şekilde durdurmaya çalışır da ama şu andaki enflasyona şey olarak bakıyor, bir nevi gösterge olarak. Yani enflasyonun artışı Türk ABD ekonomisinin canlanması ve ABD evet. ekonomisinin büyümesinin bir sinyali gibi hı hı. algılıyorlar. Yani enflasyon demek ki insanlar çalışıyor, para harcıyor, fiyatlar artıyor ama bir türlü fiyatlar FED'in beklediği kadar artmıyor. Simetrik ve istikrarlı bir artıştan bahsediyor hocam. Jerome Powell. Bu arada hocam izninizle şöyle bir gösterelim. Yakından da alabiliyor muyuz ama 6.01 dolar 601 gitti. 50 hocam. Neden yükseliyor? Bugün gözler tabii YSK kararında. normal yani yukarıya doğru ben... zaten her ay giderek yükselecek diye. Yani. Türkiye'nin enflasyonu belli. Doğru. Türkiye'nin enflasyonu %20 civarında. Buranın enflasyonu %1.6 mı 7 mi? Yani %2'nin altında. Hı. doğal olarak para her geçen zaman biriminde hı hı. yukarıya doğru gitme temayülünde bunu buna ek olarak bir de tansiyon var. Doğru. Yani şu anda işte 14.30'da yüksek değil mi? Seçim Kurulu'nun bir toplantıya girişi var burada ne, ne oldu, ne bitti, nereye gidecek? Yani bir, neredeyse 5 hafta bitti. Hı. Hala İstanbul seçim kazanıldı mı, kazanılmadı mı böyle bir takım hala görüşler gidiyor, geliyor. E uzadı iş yani her ne olacaksa artık millet de sabrı yavaş yavaş. E millet merak ediyor ama bu arada piyasada yukarıya doğru gidiyor. E normal yani 6 lira civarında hatta bu biraz daha uzasaydı yan tarafa doğru Türkiye için biraz daha iyiydi. Hı. Bakalım aşağı doğru gelecek mi? Ama şuradaki 6.85 yani bu 6 şey pardon 5.85 Şurada da 6.20'miz var yani bizim klasik bekleyen şuradaki tepe. Yani burası da 6.20. 6.20, 22 neyse oralar yani. Şimdi baktığınız zaman çok minicik bakarsanız şuradaki son 6-7 tane muma şöyle bir durum var. Bakın burada da böyle dipler yükseliyor. Minicik bir üçgen oldu. Yani sadece şu üçgen kadar bile yukarıya doğru tırmanabilir. Bu üçgenin yalnız tabii ne kadar olduğunu tam tahmin edeceğim. Ya 10 kuruş mu? 10 kuruş olsa 6 10'a doğru gidiyor demektir. Şuradaki kopma. Ama bütün görüntü şu. Şöyle bir çanak oldu. Yani şu çanak daha önce de söyledik. Burası 5 15 ise, burası 5 85 ise e burada 70 kuruş var. Bunun bir süre sonra gideceği hedef yani 6 50 6 55 civarı olur teknik olarak bakıldığında. Bu teknik tek kırılma yaşandığı zaman yavaş yavaş, yavaş olacak tabii ki. Helal. Yani 6 20, 6 20'den tekrar aşağı doğru gelebilir. Aa bu arada Türkiye ekonomik programla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu ekonomik Türkiye'nin programı hakkında bir takım e, kuruluşlar Okey verebilir, buraya bir takım fonlar gelebilir. O zaman bu dolar bozdurabilir. Ha, o zaman aşağıya doğru bir geri çekilme olabilir. Ama şu anda destek artık kısa vadede, tamam mı? Destek burada 5.85'te. 5.85'in altında şurası var. Yani burası da 5.70 falan diyeyim. Daha kuvvetli olan orası 5.45. Yani herhangi bir şekilde büyük bir fon falan filan gelip yani Türkiye'nin ekonomisi açısından tamam bu çalışıyorum alışır biz de destekliyoruz. Arkasından pat pat Türkiye'ye de vurur size hem gerek sözlen hem de çok gerekirse parayla paraya ihtiyacı yok gibi gözüküyor ama bulursak da iyi olur yani. Hı hı. En azından buradaki hareketlenmenin biraz bastırılması gerçekleşir. Ama artık takdirde burası yavaş yavaş tansiyonla beraber yukarıya doğru tırmanıyor. Ha S-400'dü, şuydu buydu onlar daha sonra gündeme gelebilir. Orası gündeme geldi mi yaza doğru? Hı hı. O başka bir hikaye. Yani Haziran sonu Temmuz nasıl olur orayı bilemem. Mesela hocam az önce bir haber sundum sizi yayın almadan önce. Belki duymuşsunuzdur. Ee, bu şeyle ilgili, sondajla ilgili Amerika Kıbrıs sondajını durdurun diye bir çağrı yapmış. Birincisi bu. Ama bu biraz daha uzun vadeli belki bir haber akışı olabilir. Mesela bugün YSK, DESEK hocam 14.30'da toplandı. <laughs> Diyelim ki hani şu anda bilmiyoruz hani belki açıklama da yapmayabilirler ama İstanbul seçimleri tekrarlanırsa Yani şu anda Dersi piyasanın görüşü, mi hocam? piyasanın görüşü, bakış açısı yani seçim Hı -hı. tekrarlanırsa hayda gene bir belirsizlik işi ortaya çıkıyor evet. demektir. Borsa normalde aşağıya doğru gider Hı -hı. belirsizlik olacağı için. Dolar da burada yukarıya doğru tırmanır. Şu andaki tırmanışı normal bir tırmanış. Yani zaman geçiyor ve enflasyon var. Para normal olarak değeri kaybediyor zaten. Yani %25 bir enflasyonun olsa her ay %2 ortalama seneye yayarsak evet. her ay %2 gidiyor. Her ay 10 kuruş. Yukarıya doğru gidebilir yani 14 olsa bile yüzde bir gidecek hocam. Hani Merkez Bankası enflasyon raporu da 12 bile. olsa gene yüzde bir gidecek. Yüzde bir nedir? Altı kuruş bir şey. Evet. 6 liranın yüzde biri altı kuruş. Her ay %6 altı kuruş yukarıya doğru gitme ihtimali var. O da ciddi. Öteki bir taraf çünkü 1.20. Yani öteki taraf 2'de. de bir bir Hadi iki diyelim. Aradaki fark gene nereden baksan yüzde 14 olsa, 12 olsa falan. Yani doğal olarak zaten para değerini kaybetme evet. durumunda. <laughs> Ha bir de cari açık çıktı şuydu buydu. Allah'tan o hani fazla değil ama yani Allah'tan da diye demek istemiyorum çünkü yani orada da çok sevinilecek bir durum yok. Niye cari yani açık yani. aşağı doğru gidiyor? yavaşlıyor yani, diye dedi. E, ekonomiler ekonomide yani bir durgunluk var. O, dışarıdan yani. mal alınmıyor, ihtiyaç yok. İçerisi duruluyor. İçeride yani dışarıdan mal alıp üretip satma durumu da yok. Hı hı. E böyle bir durumda dışarıdan olan talep Dışarıya olan talep azaldıkça içeride de ekonomi kendisini toparlamadığı sürece bu sefer hı hı. yani şey aşağı doğru gidiyor evet. açık. E, dolar da o zaman fazla gidemiyor çünkü dolara talep olmuyor. Ama şu andaki durum burası yani 6.50 ve daha sonra büyük yani 6.85 var. En sonunda da burada 7.22 var yani evet. tepe olarak. Bunu bizim yapmamız gereken… Ne kadar burayı geç yukarıya doğru götürürsek o kadar iyi. Şimdi Fed'den korktuk ama Fed Şahin gibi gözüktü bir ara öyle algılandı. Önce güvercin oldu sonra Şahin'e döner gibi oldu. Ama şimdi görüldüğü kadarıyla gene e, dolar endeksi pek o kadar fırlayamadı. fırlayamadı. Ama dolar endeksinde de tehlikeli bir yani çanak görünümü var. Yukarı Hı. tarafta dolar endeksinin 102'lerin üzeri var. Yani dolar endeksi yukarıya giderse maazallah, yani dolar çok değerlenirse, dolar endeksinde yukarıya doğru taşırsa, o zaman bizim borsamız dolar bazında maalesef ters orantılı, evet. ters korelasyon var, aşağı doğru gidiyor. borsa